daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Aydın'ın Didim ilçesi yakınlarındaki Eşek ve Bulamaç adalarındaki askeri birlikleri ziyaret etti. Floros, askeri birliklere Türkiye'ye yönelik teyakkuzda olma talimatı verirken, Türkiye'ye yakın adalarda olan askeri birliklere yeni askeri personel ve silah gücü ilave edileceğini, adalardaki birliklerin güçlendirileceğini söyledi. Floros'un ziyareti sırasında Doğu Akdeniz ve Ege'de devam eden Türk provokasyonlarıyla başarılı bir şekilde başa çıkmak için askeri birlikleri övdüğü ve sürekli olarak tetikte ve teyakkuzda olma talimatı verdiği açıklandı. Floros, Türkiye'ye yakın adalarda olan askeri birliklere yeni askeri personel ve adalardaki birliklerin güçlendirileceğini söylediği belirtildi. Yunanistan, Güney Kıbrıs'ta hiç yakışıksız bir takım işler yapmaya çalışıyorlar. Herhangi bir amacı da, kazançları da yok. Fakat tekrar tekrar bir takım ülkeleri oraya davet etmek, onlarla beraber görülmek suretiyle sanki bir şeyler kazanabileceklerini zannediyorlar ama biz bu konuda kararlıyız. Ne olursa olsun Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Orada herhangi bir oldu bitiye izin vermeyeceğiz. Hala gelip de Türkiye ile oturup, konuşup, görüşüp problemlerimize, sorunlarımıza makul ve mantıklı siyasi çözümler bulmak yerine arazide, gemilerle, uçaklarla bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bunların beyhude gayretler olduğunu birçok kez söyledik. Bir kez daha söylüyoruz. Çünkü onlar Avrupa Birliği'ne sırtını dayıyorlar. Muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yerlere varmak yerine Avrupa Birliği'nden, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yol olduğunu da görmüş olmaları lazım. Fakat maalesef anlamıyorlar. Geçenlerde ise Hulusi Akar, Yunanistan'ın Navtex'leri ile ilgili olarak bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı demişti. Akar ayrıca Türkiye ile görüşmek yerine Avrupa Birliği'nden, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım ifadelerini kullanmıştı. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Kuzey Kıbrıs'ın işgal altında olduğunu zırvalaması, Kıbrıs Helenizminden bahsetmesi, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir skandaldır. Bayan Cumhurbaşkanı cehaletinin ve ön yargılarının aynı zamanda da hüsran verici husumetinin kurbanı olmuştur. Anlaşılacağı üzere Enosis kampanyası hız kesmeden, figüranları değişse bile ana gayesi değişmeden devam etmektedir. Diyorum ki Helen'i falan bilmeyiz, mazisi karanlık olan hedefleri tanımayız, bunları kesinlikle takmayız. Kıbrıs'a baktığımızda sadece Türk'ü görürüz. Türk vatanına şahit oluruz. Bölgenin barış ve istikrarı için doğal kaynakların adaletli ve hakkaniyet ölçülerine dayalı paylaşımı geldiğimiz bugünkü aşamada vazgeçilmez önemdedir. Hiç kimse fiili durum yaratmaya çalışmamalıdır. Hiç kimse kriz ve kaos çıkarma özlemiyle Kıbrıs Türklüğünün sabrını test etmemelidir. Hele hele hiç kimse Türkiye'yi ihmale kalkışmamalıdır. Türksüz ve Türkiye'siz Akdeniz karanlık bir dehliz, karmakarışık bir gelecek demektir. Adayı eşit haklara sahip iki halkın paylaştığı açıktır. Adada iki devletin varlığı tartışmasızdır. Artık federalizm çağrıları boştur. Tek yanlı dayatmalar sonuçsuzdur. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ön şartsız devam etmelidir. Bir önceki dönemde yaşanan ve Kıbrıs davasını zedeleyerek sekteye uğratan çarpık diyaloglardan yeni dönemde kaçınmak milletimizin samimi arzusudur. Kapalı Maraş çok şükür aslına dönmüş, kilitleri açılmıştır. Bundan ziyadesiyle memnunuz. Süreç içinde Kıbrıs Türklüğünün uyanışını teşvik edip, milli heyecanını kamçılayan, milli davamızı her zeminde cesaretle ve inanmışlıkla savunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Siyasi tarihe bakıldığı zaman askeri stratejide bazı ifade veya mottoların önemini hiç yitirmediği görülür. Bu ifadelerden birisi, devletlerin dostları ve düşmanları olmaz, menfaatleri olur sözüdür. Bu söz, her devletin kendi halkının menfaatleri için değişken dost-düşman tanımlaması yapabilmesine imkan sağlar. Bu analizde bahse konu edilecek Doğu Akdeniz'de ısınan sular kapsamında geçerliliğini koruyan bir başka söz de en güçlü büyükelçi donanmadır ifadesidir. Eski zamanlarda bu ifadenin uygulama şekli literatüre gambot diplomasisi şeklinde geçmiştir. Donanmayı baskı unsuru olarak kullanmak vasıtasıyla herhangi bir gücü kendi lehinde anlaşmaya zorlamak, gambot diplomasisinin en kısa açıklamasıdır. Siyasi tarihin bu iki ifadesinden yola çıkarak şu üç soruya cevap arayacağız. 1. Bu ifadeler Doğu Akdeniz politikaları kapsamında değerlendirilirse nasıl bir tablo ortaya çıkar? 2. En güçlü büyükelçiler, deniz kuvvetleri kimlerdir ve Doğu Akdeniz'de niçin ve nasıl bir baskı unsuru oluşturmaktadırlar?
3. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut durum analizine göre nasıl bir harekat konsepti takip edeceği öngörülebilir. Dünyada deniz hakimiyet teorisini ortaya koyan Alfred Mahan ve hava üstünlüğü doktrinini teorize eden Albay Hawsey Skytaglia'nın fikirleri bugün orduların üstlenme stratejilerini şekillendirmektedir. Günümüzde deniz, hava, uzay üçlüsü üzerinde etkisi yüksek olan güçler, geleceği şekillendirme bakımından rakiplerine oranla daha önde olacaklardır. Bu doğrultuda son zamanlarda deniz harp doktrinleri başta olmak üzere stratejik eylem planlarında ön plana çıkan bir yaklaşım vardır. Anti-Axis Arya Daniel. Bir stratejik yaklaşım olan bu düşünce, geçişe engel ol, alandan men et yaklaşımıyla hareket edilmesini öngörür. Peki bu ne anlama gelmektedir? Güncel olarak ABD'nin pek çok amfibi, gemi ve denizaltısı Akdeniz'de bulunuyor. Diğer taraftan Rusya'nın Akdeniz'de 25 civarında yüzer birlik unsuru var. Suriye'deki güç mücadelesi bir şekilde tamamlanır ve gözler Doğu Akdeniz'deki tabii kaynaklara dönerse, o zamana gelene kadar sahada kimin hakimiyet kurduğu, kimin daha stabil davrandığı önem kazanacak. Suriye'deki kazanımlarını daha güçlü bir hale getirerek sağlamlaştırmak isteyen Rusya, ilk iş olarak Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesine odaklanacaktır. Nitekim ABD'nin de Mısır, İsrail ve diğer devletlerle müşterek bir harekat konseptine sahip olmak istediği, Suriye örneğinde olduğu gibi büyük oranda sağdan silinmek istemediği görülüyor. Bunun için İsrail ve Mısır işbirliğiyle bölgede Batı bloğunun lideri olarak faaliyet göstereceği söylenebilir. Bu amaca hizmet edebilmek amacıyla Türkiye'deki üslerini Güney Kıbrıs'a taşıması, İsrail'in Hayfa Limanı'nın başlıca güç aktarım merkezi ve ana üs olmasıyla Atlantik Birliği'ne entegre edilmesi ve Akdeniz'de faaliyet gösteren 6. filonun daha da güçlendirilerek Doğu Akdeniz'i sıklet merkezi olarak kabul eden bir yaklaşım sergilemesi kuvvetle muhtemeldir. Fransa'da Akdeniz politikalarının oluşturulmasında yeniden ben de varım demek için Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle 12 yılı aşkın süren ilişkileri ve yatırımları sonucunda Güney Kıbrıs'ı askeri intikal merkezi olarak kullanabilecek duruma geldi. ABD ve Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi konusunda büyük çaplı bir anlaşmazlık veya çatışma yaşaması şimdilik çok muhtemel görünmüyor. Dolayısıyla başını ABD'nin çektiği Batı bloğuyla yalnız büyük bir güç olan Rusya'nın iki blok halinde Akdeniz'de bayrak gösterme harekatı yaptığı söylenebilir. Bu durumda TSK'nın ve dolayısıyla Türkiye'nin durumu ne olacaktır, ne olmalıdır? Şüphesiz ki Türk Deniz Kuvvetleri karargahı tarafından bu hususa kafa yorulmaktadır. Daha önceki tecrübelerde Deniz Kuvvetleri vasıtasıyla TSK'nın Ege Denizi'nde hakim güç haline gelmesi sağlandı. Ege'de kara radar ağlarıyla desteklenmiş olan hakimiyet konseptinin aynısının Doğu Akdeniz'de de gösterilmesi mümkün olabilir. Bu amaca hizmet etmesi amacıyla özellikle adanın üç tarafına da hakim bir konumda bulunan Karpaz Burnu'na müşterek bir deniz hava üssü kurulması bir gereklilik olarak ortaya çıkabilir. Burada kurulan üste deniz kuvvetleri envanterinde bulunan ve denizaltı harbi yapabilme kabiliyetine sahip olan Sea Hawk helikopterleriyle mücehhez yüzer birlikler konuşlandırılması ve alan hakimiyetini pekiştirici bir rol üstlenmesi, stratejik bir açılım olarak bölge dengelerinde belirleyici bir rol üstlenebilir. Karpaz'a kurulacak olan hava üssü sayesinde hak ihlallerini kabul edilebilir bir düzey haline getirmek isteyen Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı caydırıcı, etkin ve saygın ve aynı zamanda anlık müdahale kabiliyeti olan bir pozisyon elde edilmiş olacaktır. Özellikle sona doğru yaklaştığı tahmin edilen Suriye'deki sürecin tamamlanmasının akabinde güç mücadelesinin yeni saç ayağının Doğu Akdeniz bölgesindeki tabii kaynaklar üzerinden denklemdeki yerlerini alacağı muhakkak. Bu bağlamda Suriye'nin denize, dolayısıyla dünyaya açılan tarafı olan Doğu Akdeniz'in konumu, güç mücadelesinin kayacağı alanın sıcak çatışma bölgesine ne kadar yakın olduğu da ortadadır. Bölgede bulunan tabii kaynaklarda küresel güçlerin bölgeye yoğunlaşmasına sebep olan en önemli faktörlerdendir. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasındaki bölgede bulunan Levant Havzası'nda toplam 3.45 trilyon metreküp doğalgaz, 1.7 milyar varil petrol ve hidrokarbon bulunduğunu belirtmektedir. Küresel güçlerin, geleceğin önemli bir savaş sebebi olacak enerji piyasası için son derece önemli olan bu bölgeyi görmezden gelmesi beklenemeyeceğine göre, Türkiye'de bu rekabetteki stratejisini kırılgan ve kaygan bir zemine sahip olan jeopolitik konjektüre göre belirleyecektir. Tabii kaynakları korumak için gerekli olan bu strateji içinse, askeri bir dayanak noktası olarak Kuzey Kıbrıs'ta kurulacak müşterek deniz hava üssüne duyulan ihtiyaç ortadadır.